Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok güzel bir haberim var. Tabii bundan önce bu videoya ilk defa gelenler ve beni ilk defa görenler için birazcık geçmişe gitmek istiyorum. Sizlere bir özet geçmek istiyorum. Ben Büşra, 21 yaşındayım. 4 senedir sosyal medyayla iç içeyim, paylaşımlar yapıyorum ama 3 senedir daha aktifim diyebilirim. Şimdi sizlere neler yaptığımı ufacık bir bahsetmek istiyorum. Mezuna kaldıktan sonra o sene çok üzülmüştüm gerçekten ve çok güzel bir şekilde ders çalışmaya başlamıştım. Amacım da hemşirelik kazanmaktı. Liseyi kazandım, gidemedim ama üniversiteyi güzel bir şekilde kendi şehrimde yine kazanmak istiyordum. Tabii ki çok çok çalıştım fakat ÖSYM o sene sistemi değiştirdiği için yanlış bir anlaşılma sonucu farklı bir bölüme yerleştim. Çocuk gelişimi bölümüne yerleştim ve 2 yıllık bir bölüme yerleştim. Bunu daha önceki videolarımı izleyenler, beni Instagram'dan takip edenler çok iyi bilirler nedenini. 2 yıllık bir bölüme yerleştim ve bu bölüme yerleşince dedim ki işte hem okurum, bundan mezun olurum, sonra yine YKS'ye çalışır hemşireliği. Kaç yaşında olursam olayım kazanırım diye düşünüyordum. Fakat işler sandığım gibi gitmedi. Ben üniversiteye geçtikten sonra bir sene bu şekilde evet kendimi oyaladım. Hem okulu idare et hem YKS çalış. İnanılmaz zor. Eminim birçoğunuz, bu 2 yıllığa gelenlerin birçoğu hem YKS'ye hazırlanırım hem okurum düşüncesiyle giriyor. Ama size şunu söyleyeyim, cidden çok zor bir şey. Hem okul derslerine odaklanmanız gerekiyor hem YKS'ye çalışmanız gerekiyor. Çok zor. Yani okul zaten başlı başına zor. Hele ki büyük şehirlerdeseniz ulaşım sıkıntısı vesaire, günde 2-3 saatin sadece yollarda geçebilecek bir şey. Ders sürelerini saymıyorum bile. Zamanınızın çoğu ölecek. O yüzden bu bölüm 2 yıllıkları tercih ederken buna göre tercih etmenizi öneririm. Bunları hep göz önünde bulundurun. Çünkü bu işin stajı var. Bu işin ödevleri var. Hocalar inanılmaz ödev veriyor. Mesela bizim özellikle çocuk gelişimi okuyorsanız bilirsiniz. Drama dersleri olsun, araç geliştirme materyal dersleri olsun, inanılmaz materyal yapıyorsunuz ve sürekli sizi kreşlere yönlendiriyorlar ve sürekli yüz yüze çalışmalar yaptırıyorlar, sunumlar hazırlattırıyorlar. O yüzden gerçekten çalışmaya fırsat kalmıyor. Onu bir kere size söyleyeyim. Ben zaten bu işin içine girdikten sonra dedim ki, hocalarımızla konuştuktan sonra benim aklımda bu bölümde ilerleyip kariyer yapma gibi bir düşünce oluşmaya başladı. Hastaneye atanmak istiyordum tabii ki. Benim amacım hep oydu, o zaten. Hastane ve akademisyenlik, bu ikisi arasındayım sürekli. Artık hangisi olursa. Tabii ki ben bu düşünceyi düşündükten sonra ikinci sınıfa geçtim ve kesinlikle full DGS odaklı gitmeye başladım. DGS kazanmalıyım, DGS'ye çalışmalıyım. Yine her şey hoş. Eylül ayındayız. Başladık. Tabii ki dersler bu sefer ikinci sınıfta. Birinci sınıfa göre çok daha ağırlaşmaya başladı. Ve inanılmaz zorluk çektim. Bu sefer hem sabah 8, akşam 5'e kadar okulda kalıyoruz. Salı günlerim full staj ve rehabilitasyon stajlarımız vardı. Engelli öğrencilerimiz vardı. Yani normal bir çocukla ilgilendiğinizi düşünün ve onun özel gereksinimli olan bir çocuk olarak düşünün. İnanılmaz zordu ve hani düşünün, koridorda geziyoruz, onlarla zaten müdahale oluyoruz. Arkadan bir pat diye belimize vuruyorlar, saçımızı çekiyorlar. Asla takı toka takamıyoruz, saçlarımız salık olamıyor. Çünkü çekiyorlar, vuruyorlar. Bunları asla şey yapmıyorum ama yoruluyor insan. Bunlarla hepsini tek başınıza mücadele etmek zorundasınız ve ben o gün inanılmaz yoruluyorum. Bunun stajını görmemizdeki sebep, biz özel eğitime de geçiş yapabiliyoruz DGS'den. Bir çocuk gelişimine 4 yıllığa geçiş yapabiliyoruz. Özel eğitime geçiş yapabiliyoruz. Bir de okul öncesine geçiş yapabiliyoruz. Ama benim hep hayalim çocuk gelişimi üzerinden gitmekti. DGS'ye çalışmak çok zor oldu. İşte Eylül-Ekim aylarında. Yani pandeminin her işte bir hayır var derler ya. Pandemiye girdik bu sefer. Tabii matematik çalışıyordum. Boş bulduğum her anımda matematik çalıştı. Ben sene boyunca hiç Türkçe'ye dokunmadım. Türkçe bilgim hep eskiden. Türkçem en iyi dersimdi zaten. Ama en büyük pişmanlığım Türkçe paragraf çözmemekti. Keşke onu daha çözüp daha güzel netler yapabilseydim. Ama önemli değil, hedefime ulaştım zaten. Ondan sonra pandemi sürecine girdik. Pandemide böyle bir bodoslama oldu. Evde alıştık, yat, ye, iç, film izle falan. Sonra bir Ramazan'a giriş oldu. Ramazan ayında ders çalışanlardan mısınız bilmiyorum ama ben asla değilim. Asla ders çalışamıyorum. O yüzden Ramazan'da da böyle bir gece ders çalışma vardı. 3 gün yatma vardı. Ben tam anlamıyla Haziran ayında bastırmaya başladım. Haziran'da haftada 2 deneme çözüyordum. Haziran ayında konulara odaklandım ve bu şekilde ilerlemeye başladım. Konuları bitirip
Ben zaten sonbahar ayında matematik konularımın çoğunu bitirmiştim. Haziran'a geçtikten sonra böyle hızlı bir tekrar yapıp benim en büyük eksiğim soru çözmekti. Sorum çözümünü yapmıyordum ben öncesinden. Her zaman konuyu çalışıyorum ama soru çözümünü geçiyordum. Bu sefer hiçbir şekilde konuyu çalışmaya odaklanmadım. Evet çalıştık ama ben daha çok soru çözmeye başladım. Sınav anında şöyle bir şeyle karşılaştım. Türkçe inanılmaz zor geldi. Yani bana o an öyle geldi. Belki o kadar zor değil. Şu an çözsem belki çok daha iyi bir net yapabilirim ama sınav anında stresten, kaygıdan ve yetiştiremeyeceğim korkusundan işte oturdum. Asla böyle şey yapamıyorum, çözemiyorum. Yani aklımı veremiyorum. Zaten düğün konvoyları geçiyor, araba korna sesleri. Tam şehrin ortasındaki bir okula çıktı benim de şansa. Ve korna sesleri, düğün, davul, zurna sesleri, şansa gelin almalar vardı galiba. Odaklanmaya çalışıyorum. Paragraflar bir tık uzundu ve karışıktı diyebilirim. Neyse yaklaşık 1,5 saat 40 dakikam Türkçe'ye gitti. 50 soru yapabildim. Sözel mantığa hiç dokunmadım. Matematiğe geçtim. Matematikte 20-22 tane soru yaptıktan sonra sürem bitti. Yetiştiremedim. Ve o kadar üzüldüm ki matematik çok güzel ve basit. Yapabileceğim tarzlardı. Biraz daha zamanım olsaydı 25-27-30 nete kadar belki de yapabilirdim. Emin değilim ama belki olabilirdi. Ya önemli değil. Ben zaten hedefim her zaman bu sene içinde de şöyleydi. Asmıştım duvara da hedeflerimi belirlemiştim. Türkçeden en az 35 net yapmam gerekiyordu. Matematikten de en az 15 net yapmam gerekiyordu. Ve ben bu iki netin de bir tık daha üstünde yaptım ve istediğim, hayal ettiğim üniversiteyi kazandım. Evet, şimdi de onu açıklıyorum. Niye bu kadar uzattım? Çünkü neler yaşadığımı ve size açıkçası böyle birazcık özetle geçmek istedim. Bu bölümü düşünenler için olsun, 2 yıllık kazanıp YKS hazırlık süreci yapmak isteyenler olsun. Hepinize bir fikir vermek amacıyla böyle başı uzun tuttum. Evet, kazandığım üniversiteyi söylüyorum. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kazandım. Neden açık öğretim onu da söyleyeyim. Çünkü ben sosyal medyada işlerim var. Sosyal medyada iş yapıyorum. İşçiyim diyeyim. Vergi levhası bile çıkarttım. Artık devlete vergisini ödeyen bir iş sahibiyim ben artık. Şöyle söyleyeyim, işlerim olduğu için hep açık istiyordum. Çünkü açığa geçip işlerimin başında durmak, işlerimi yapmak. Bir de ben mesela örgün 2 yıllıkta hiçbir şey kendime katamadım. Hiçbir şey öğrenemedim. Hep Freud, Piaget, bilirsiniz zaten, hep bu bilim adamlarını gördük. 2 sene boyunca full bu iki adamı gördük. O yüzden kendime bir şeyler katmak istiyorum. Benim İstanbul'a gidip eğitimler almak istiyordum. Birkaç tane eğitim var aklımda. Onları da zaten yakın zamanda hepinize söylerim. O eğitimlerini de alıp kendimi geliştirmek istiyorum. Bu yüzden açığa geçip her şeyleri kendime bir şeyler katabilmeyi düşünüyorum. Örgünle, tabii ki bir örgünün ders görmesiyle açıktaki aynı olamaz ama ben açıkta bilgisayar üzerinden de ders çalışabileceğimi düşünüyorum. Çünkü uzaktan eğitim yaptığımız zaman derse katılıp güzel şekilde notlarımı çıkartıyordum ve eminim bir önceki seneye göre çok daha verimli geçti benim için o sene. Eminim ki İstanbul Üniversitesi de bana o şekilde güzel şeyler katacak ve ben önemli olan ben kendime bir şeyler katacağım ve gidip eğitimler, seminerlere, il il gezip seminerlere katılmak istiyorum. Çalışmalar yapmak istiyorum. Aklımda çok şey var. Bu bölümle ilgili öğretmenlerimden çok bilgi aldım. Çok notlar tuttum ve onlar üzerine ilerlemek istiyorum. Gidip tez araştırmalarına başlayacağım hatta şimdiden. Çünkü bu bölümü bitirip bitirmez yüksek lisansa başlamak istiyorum. İnanılmaz. Aklımda bir sürü çalışma var, bir sürü. O yüzden benim hep hedefim, hayalim bu üniversiteyi kazanmakta. Hep buna göre en az 35 net Türkçeden, 15 net de matematikten yapma hedefim vardı. Peki niye böyle? Çünkü benim okul puanım düşüktü. Ben YKS'ye hazırlanacağım diye okul sınavlarına hiç çalışmadım. Bu sevinci birlikte yaşadığımız için çok mutluyum. Ben bu üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum. Hedeflerime bir adım attığım için çok mutluyum. Dün size Instagram'dan soru yöneltmiştim. DGS hakkında soru cevap yapmak istiyordum. Bu anı bekliyordum. Kazanmadan sizlere DGS tavsiyesi vesaire vermek istemedim. O yüzden merak ettiğiniz birkaç tane soruyu cevaplandırmak istiyorum sizlerle. Zaten eminim birçoğunu anlattım. Birçoğunu söyledim. Ama hızlıca böyle üstten geçip sorularınızı da cevaplandırıp hemen videoyu kapatalım istiyorum. Dijitallik için hazırlanan bir süreyi nasıl yetiştirebilir? Bence bolca sözel derslere çalışın. Özellikle Türkçe. Gerçekten bu son 2 senedir farkındaysanız full çelişkili sorular üzerinden gidiyorlar ve inanılmaz şıklar birbirine benziyor.
O yüzden mutlaka bolca soru çözün, süre tutarak çözün. Ben full mesela YKS çalıştığım zaman, o mezuna kaldığım zamanlar Türkçeden 33-34 net yapmıştım. 20 netten 34'e çıkartmıştım mesela. Vakit en büyük temel sebep, sabah erken kalktığım gibi paragraf soruları çözmekti ve süre tutarak çözüyordum. Kaç dakikada bitirdiysem üstüne yazıyordum ve sonra kendime süre belirleyip mesela 30 tane soruyu 25 dakikada bitirme hedefi koymuştum. 25 dakikada bu soruları bitireceksin Büşra. Bitirmediğin kalacak diye kendime öyle hedefler belirleyip. Tabii bunlar sonraki aşamalar. İlk başlarda bunları daha detaylı anlatmak isterim. Şimdi söylemeyeyim. Eşit ağırlıkçılar, sayısallar için böyle çalışma planları vesaire, bunları anlatacağım videolarım gelecek. Nereye yerleştim ve puanı kaçtı? Puan söylemek istemiyorum. Ben bunun için belki linç yiyebilirim. Evet, haklısınız. Ama puanımı ne yapacaksınız? Ben netlerim olarak size söyleyeyim. 40'a yakın Türkçe yaptım. Matematikten de 20. Başladığında matematiği nasıldı? Sıfır. Hiçbir şekilde matematiğim yoktu. Ben temelimi YKS 2018 zamanında attım. O zaman tabii ki öyle bir temel de diye düşünmeyin. Hani ben sıfırdan 10 tane yapabilecek duruma geldim. O temelden bahsediyorum. Çünkü sistem de değişti. Böyle biraz şekilli şukulluya kaydı. DGS o kadar şekilli şukullu değil. O yüzden tam böyle çalıştığımın, emeğimin karşılığını alabileceğim bir sınavdı. Ondan ötürü 20 netlere yaklaştım. Tabii ki sürem dediğim gibi yetseydi çok daha fazlasını yapabilme imkanım vardı. Nasıl çalışma yaptın? Özellikle Türkçe bilimsel sorular için önemli. Günlük çalışma dediğim gibi full matematik odaklı gittim. Çünkü benim için matematik korkulu rüyam. Türkçeyi bir şekilde yapabiliyorum. Ama matematiği asla yapamam. Aslında biraz Türkçeye de riske attım ben şu an düşündüğümde. Gerçekten Türkçeye riske atmışım. Çünkü benim için Türkçe önemliydi. Çocuk gelişimi eşit ağırlıktan alan bir bölüm. Ve çocuk gelişimiyle matematik, siz şimdi hesaplamaya girersiniz, bakarsınız. Yani Türkçeyi ne kadar yapsanız matematiği de onun kadar yapmak zorundasınız ki bir sayısalcı kadar alabilirsiniz. Hatta öyle bile değil. Mesela bir sayısalcı matematikten 20 tane yaptığında, Türkçeden 3 tane yaptığında çok daha iyi puan alabilirken, bir eşit ağırlıkçı Türkçeyi de matematiği de aynı yapınca hemen hemen aynı puan alır. Kat sayıları biraz az. Evet, sayısalın daha fazla kat sayısı. O yüzden gerçekten zor mu? O kadar ön yargılıyım ki çevrem sayesinde. Yani kolay desem yalan söylemiş olurum. Cidden zor. Çünkü zor olan şey okulla birlikte sınavı götürmek. Ama gördüğünüz gibi isteyen yapabiliyor. Tabii ki bu bölüm için birazcık daha kolaydı. Ama mesela hemşirelik isteyenler çok daha ekstra bir performans sergiliyorlar. 2 yıllıktan 4 yıllığa geçmek için. Bir de şu çok sorulmuş. Onu da gördüm şeylerde, sorularda. Direkt 3'ten başlatıyor. Bunun hiçbir cevabını hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü sizin okuduğunuz üniversiteye bağlı bir durum. Siz üniversitenizde gördüğünüz dersler. Bir üniversiteyi kazanıyorsunuz. Rastgele yazacaksınız. Artık hani bölümüne kaçtan başlatacağına göre değil. Direkt yazacaksınız. Kazandıktan sonra bölüm başkanları orada oturacak, toplantı yapacaklar. Senin geldiğin üniversiteye bakacaklar. Ders oranlarını, ders miktarlarını, ders adlarını vesaire, onları kaç kredili ders almışsın vesaire, bunların hepsi toplanıp, hesaplanıp, ölçülüp, biçilip buna göre bir karar veriyorlar. Diyorlar ki bu çocuğu biz birinci sınıftan başlatacağız. Şu derslerden muaf edeceğiz ama bu şekilde devam edecek. Bazılarına diyor ki 2'den başlatacağız. Bu derslerden muaf olacak. Alttan bu dersleri alacak. Bu böyle devam edecek. 1. sınıftan da ders almak zorunda kalacaksınız. Bazı dersleri de muaf olarak sayılacak sizin için. Bazı üniversiteler direkt 3'ten başlatıyor ama bunu bilemezsiniz. Dediğim gibi gittiğiniz üniversiteye bağlı, üniversitede gördüğünüz derslere bağlı. Bunun karşılaştırmasını da pek yapamıyorsunuz. Onlar orada karar veriyor. Hani onların kararına bağlı olduğu için hiçbir yerde bunun cevabını bulamazsınız. Çünkü ben de çok araştırmıştım. Mesela çocuk gelişimi için de ben örgün üniversitelere de verdim birkaç tane. Rastgele verdim. Belki 1. sınıftan başlayabilirdim ama İstanbul Üniversitesi 2. sınıftan başlatıyor. Yani ben şu an 2. sınıftan başlayacağım. Birkaç tane dersten muaf olacağım. Bu kadar. Yani 2'den devam edeceğim. Kaynak önerisi verir misiniz? Kaynak önerisi yapacağım. Daha 3 senem var. DGS girmeme burslu pilotaj zor mu gelir? Bu sene TYT matta 16 net yaptım. Ya niye gelmesin? Bence çalışmana tekrar bak, 16 net hiç kötü bir net değil. Ben düşünün 5-6 netle böyle kazandıysam siz hayli hayli kazanırsınız. Yeter ki çalışmayı bırakmayın. Matematik gerçekten bol soru çözümü istiyor. Bolca soru çözün. 1. sınıfım. DGS'ye şimdiden hazırlanıyorum.
nasıl çalışmalıyım ve hangi kaynakları önerirsin? Kaynak tavsiyem sizler için gelecek, söz veriyorum çünkü çok istek gelmiş. Birinci sınıfsın, DGS çalışıyorsun. Bak şu an hepiniz evdesiniz, online eğitim var. Bu sizin için biçilmiş şkafta. Şimdi seneye okullar açılabilir, çok daha zorlanabilirsiniz ve ikinci sınıfta stajlar yoğunlaşıyor ve dersleriniz de yoğunlaşıyor. O yüzden mutlaka birinci sınıfta DGS temelinizi çok güzel bir şekilde atın ki ikinci sınıfta rahat kafayla gidersiniz. Akşamları gelir bir iki test çözersiniz, yatarsınız ya da bir deneme çözer yatarsınız. Hani çok zorlamaz sizi. O yüzden şimdiden çalışmaya başlayın. Madem evdesiniz bari bu fırsatı değerlendirin. Matematikte kaç net yaptın? 20 net yaptın. Çok zor diyorlar. Ne olur bana yardım eder misin? Bak DGS evet çok zor. Zor. Yani bana sorsan YKS çalışmak çok daha mantıklı derdim. Çünkü bölümlere göre çok değişiyor. Mesela hemşirelik kazanmak hiç o kadar kolay değil. Hiç hem de. Full matematik çalışacaksınız ve matematikten sadece 30 en az 30 net yapmanız gerekiyor. En az 32, hatta daha fazladır belki. Bir de o BP puanınız var. Ona göre daha fazla net yapmanız gerekiyor. Matematik zor mudur yoksa kolay mı? Bu senenin matematiği kolaydı. Geçen seneninki de kolaydı. Onu da söyleyeyim. Bu sene bence pandemi dolayısıyla zorlamadılar hiçbir sınavı. Bizim şansımız oldu ama bundan sonra gerçekten 2 yıllıklara rağbet artmış durumda. O yüzden bunun da önünü kesmek için elinden geleni yapacaklar. Bir de YKS mi DGS mi diye gelen sorulara da şöyle cevap vereyim. Bence YKS. Çünkü DGS biraz riskli. Bazı üniversiteler 2-3 tane alıyor. Bazı üniversiteler 1 tane alıyor. Mesela YKS'de öyle bir şey yok. 50-60 en az kontenjan var. 40 kontenjan var. O yüzden bunun YKS'nin önü daha açık. Oradan daha rahat kazanabilirsiniz. DGS çok gerçekten DGS'de çok çalışan kişiler var. Hani kendinize dediğim gibi güveniyorsanız yapın, güvenmiyorsanız hiç bu topa girmeyin. Çok az kontenjan veriyorlar. Zorluk seviyesi bu sene kolay orta diyeyim. Çok zor. Birkaç tane belki zor eleyici sorusu vardı. Sonları görmediğim için. Mesela Türkçenin sözel mantık kısmı çok kafa karıştırıcıydı. Hiç ben o kadar deneme çözdüm. Hiç öyle bir şey görmedim. Bir tablo bile oluşturamadım. O kadar diyeyim. Zaten 1 saat 40 dakikam gitti. Asla o sorularla zamanımı öldüremezdim. Direkt matematiğe geçtim. İyi ki geçmişim. Keşke daha erken geçseymişim. Bu ilk girişimde stres yaptım. Olmadı. Seneye nasıl çalışmam lazım? Onca paragraf çözdüm. Boşa gitti. Hiçbir şey boş değildir. Emin ol sen orada heyecanın, stresinin kurbanı olmuşsundur. Ben de oraya geçerken zangır zangır titriyordum. Ama kendi kafamda bitirmiştim 2 gün öncesine. Hatta 1 ay öncesine. Heyecanlanmayacaksınız, kaygı yok. Yapacaksın. Ben o kadar aklıma koymuştum ki yapmayı. Yapacaktım yani. Başka yolu yok. Oturdum. Oturunca böyle bir ister istemez emekleriniz gözünüzün önünden geçiyor ya. Böyle bir heyecan kaplıyor içinizi. Kaygı kaplıyor. Dedim ki Büşra, sınav kitapçı önüne geldiği zaman, açın kontrol edin dediği zaman sorulara bak. Yapabileceğin tarzaysa sakın kaygılanma. Sakın endişelenme, heyecan yapma. Açtım, baktım. Ha Büşra yapabilirsin dedim. Yani hiç heyecanlanmana gerek yok. Yavaş yavaş çözdüm. Cidden de bu beni çok rahatlattı. DGS ne diye sormuşlar. DGS 2 yıllıktan 4 yıllığa. Yani ön lisanstan lisans geçiş sınavı demek. Daha çok yayın önerisi, bir de nasıl çalışmalıyız ile ilgili bir video olabilir mi? Evet, bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Zaten hemen hemen gelen soruların birçoğu bununla ilgili. Kullandığın kaynaklar, DGS mi, YKS mi, bunların hepsine zaten cevap verdik. O yüzden artık uzatmadan videoyu kapatayım. Artık bir sonraki videolarda nasıl çalışmalıyız ve kaynak tavsiyeleri videoları da gelecek. Ben size nasıl çalışmanız gerektiğini söylemeyeceğim. Benim nasıl çalıştığımı anlatacağım. Sizler de isterseniz benim gibi yapabilirsiniz ya da daha güzel üstüne koyarak ilerleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bu güzel haberi sizlerle paylaştığım için de ayrıca mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Herkes istediği yeri kazanması dileğiyle. Hoşçakalın.